takipçileri. Merhaba Adem, nasılsın, iyi misin? Merhabalar hocam, sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Adem iyiyim. Bağımlı dediğin zaman aklına ne geliyor? Hocam bağımlılık çok, işte sigara, oyun bağımlılığı, bilgisayar, sosyal medya, müzik. İşte ben yok, seninle mezara ben. Bugün Adem, bir enteresan bir film kesiti getireceğim sana. Sigmund Freud hayatta olsa benim yerime yorum yapmak isteyebilirdi yani. Başlayalım mı? Bekliyorum hocam, başlayalım. Formula 1 aracı efektiyle dağ başına bir yolculuk. Arabayı park ediyorlar. Şimdi iki kasa süt al bana. Biraz da ip istiyorum. Sakın bir numara yapayım deme. Müslüm baba iki kasa süt ve biraz da ip istiyor. Ne yapacak olabilir? Hadi bakalım, şimdi bağlayacaksın. Bağlayayım mı? Kimi? Beni, tampona. Murat 131 tamponuna hiç dokundun mu sen hala? Normalde tampon ne olmasa şok emici ya. Bu şok verici. Unutma, söz verdin. Özmek yok. Titremeye başladığım zaman da acımak yok. Titresem bile yardım yok. Zaman geçiyor tabii. Gökyüzü, saatler geçiyor. Müslüm babamız artık yorgun düşmüş. Bir yudum içki ver bana. Bir yudum çatam dolu, dolu konyak var. Bir tanesinden bir yudum. Ne olur küçük bir yudum. Bir nefes, iki parça kopya yeter. Biraz ne olur. Hadi yalvarırım, hadi. Vazgeçtim bütün söylediklerimi, unut. Ne olur bir yudum çöz. Adam kendini biliyor abi. Yani ne kadar ısrarcı olduğunu, o yüzden tampona bağlatıyor. Daha kolay yolu var abi. Yani eğer kendindeki beni odaya kapat, kitle de, değil mi? Abi yaratıcılığa bak. Bir şeyden kurtulmak için dağ başına Murat 131 ile gidip kendini tampona bağlatıyor. Yani abi saygı duyuyorum yani. Sana içki değil, süt gerekli şimdi. Bunları boşuna mı aldık? Yalvarırım. Buradaki zekaya bak şimdi. Aslan sütü yerine inek sütüyle diyor. Süt ama bu inek sütü. Hayır, istemem. Biz burada klinik tedavisiyle vakit geçirirken... Yani burada şu an klinik tedavi yapıyor ya. Bunun da bir ciddiyetinde. Silahı al. Artık çöz beni. 3 saatlik yoğun bir süt mesaisi sonrasında bağımlılığından kurtulduğunu düşünüyor sevgili Müslüm Baba. Diyor ki ama silahı da al. Ne olur ne olmaz. Bir yamuk yaparsan vurursun. Abi hep radikal şeyler. Çözümler radikal. Abi ben bugün evde oturacağım. Ne yapayım, seni duvara çivileyim. Mesela anlatabiliyor muyum hani? Yani süper ya. Süper çözüyor yani. Faz çalışması gibi Adem. Olur ya aşağı çalışma, faz 1, faz 2, faz 3. Şimdi faz 1 bitti. Murat 131 tamponuna bağlama aşamasını geçtiler. Sadece silahla tehdit. Yani faz 2 çalışmasına geçildi şimdi. Prospective randomize çift kör çalışma Adem bu. Ve sonunda başarılı olursa bu tedavi eczanelerde satılmaya başlayacak. Murat 131. Bir şey, eczaneye gidiyorsun. Merhaba Rezacı, bana bir Murat 131, ip ve bol bol süt ver. Hayırdır, alkolü bırakacağım da. Ve faz 2 çalışma başlıyor. Kötü huylarından, alışkanlıklarından, babamdan kurtulan Müslüm Baba kendini spora veriyor. Arabayla koşuyor. Murat 131 hızına ulaşıyor Adem. Diyorum ya, alkol kötülüklerin anasıdır abi. Bak adam alkolü bıraktı, Murat 131 hızında koşmaya başladı. Bak. Müzik de güzel. Abi elin adamı mesela Eye of the Tiger'ı falan çalıyor. Ve üçüncü faz çalışmayla sadece koşma değil, pulmoner sistemi, dolaşım sistemi ve respiratuar sistemi de geliştirerek çalışmanın üçüncü fazına geçiliyor Adem. Bu arada da kadın sigaraya başlıyor. Yani burada büyük bir ironi var Adem. Bak, alkolün olduğu çanta. Abi bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu müziği dinlerken süt mü içersin, anasını satayım ya. Faz 3 dememin nedeni o zaten. Müzik de devreye giriyor. Aynen öyle. Faz 3'te. Yani alkolü içmesi için her türlü şey var. Şu azme bak, azme bak Adem. Kararlısın bakalım. Evet. Kötü günler bitti. Şimdi burada Sigmund Freud'u falan koy kenara. Faz 1 çalışmada Murat 131 tamponuna bağlanarak işkence yöntemiyle öncelikli olarak bağımlı olduğu maddeden uzaklaştırılması. İkinci aşamada iplerinin çözülerek bağımlı olduğu maddeye doğru hareketlendirilmesi. Bir taraftan da arkadan yanıklı arabesk müzik.
Abi eğer zaten bir adam bunlara katlanabiliyorsa yani aklında ne varsa hepsini bırakabilir abi. Adem yani gördüğün gibi farklı bir yaklaşımla bugün madde bağımlılığı üzerine bir sosyal mesaj vermek istedik. Hani bölümün sonunda da en azından şunu söyleyelim. Madde bağımlılıklarına karşıyız. Her türlü bağımlılığa karşıyız Fenerbahçe hariç. Bağımlı olduğunuzu düşünüyorsanız gideceksiniz. Size bir Murat 131, bir ip ve neye bağımlı olduysanız onunla ilgili bir nesne gerekir. Umarım bağımlılığa karşı savaşta farkındalık yaratmışızdır. Ömür verim görüşürüz. Elinize sağlık hocam, görüşürüz. Hadi görüşmek üzere.